Sayın seyirciler, Rusya'dan NATO ile gerilimi zirveye çıkaran bir açıklama geldi. Nükleer bir savaşta NATO ülkeleri yarım saat içinde yok edilecek söz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'nin kuzeyinde şehit olan Teğmen Talha Bahadır'ın ailesine Yalova'da lise öğrencisinin balkona astığı taytı kokladıktan sonra çalmıştı. O şahsın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Bugüne kadar 60 tane kadın çamaşır hırsız engelli esnafın başına bela oldu. İş yerindeki hırsızlık olaylarını durduramayan esnaf çareyi Mega kentteki Trabzonsporlar 38 yıl ikinci tura devam ediyoruz sayın seyirciler. Gelişmelerle yine karşınızdayız. Değerli izleyiciler, Türkiye'de yaş, sebze ve meyvelerin raf ömrünü uzatmak için pestisit denilen kimyasal bir madde kullanılıyor. Aslında bir tür zehir ve ne kadar yıkanırsa terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen şahıslara operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında örgütün Karadul olarak isimlendi. Canlı bomba kadın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Gürsel Tekin İstanbul'un 39 ilçesinde geçici koruma statüsünde çevre katliamını TV100 belgeleriyle gündeme getirmişti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı baharın müjdecisi olarak bilinen ters laleler görsel şölen oluşturdu. 15 gün sayın seyirciler, kekliklere avlayıp kafeste besleyen bir kişiye toplamda 13.500 lira idari para cezası kesildi. Kaçak avcılıkla yakalandı. Muğla'da 1996 yılında çıkan orman yangınında 6.452 hektarlık alan zarar görmüştü. Bir günde yanan ormanlar aradan geçen 26 yılda ancak yeniden yeşerebildi. Otomobiliyle drift yaptığı videoyu sosyal medyada paylaştı. Sivil trafik ekiplerinin sosyal medya denetimine takip. Yolcu otobüsü kavşaktan kontrolsüz çıkan otomobile çarptı. Kazada otomobil ortadan ikiye bölündü, parçalandı. Rusya'nın Ukrayna'ya işgali sürüyor. Rusya'daki anaokullarında ise 9 Mayıs Zafer Günü etkinlik. İngiltere, Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'ya 1,6 milyon. Savaşın etkilerinin devam ettiği Ukrayna'da İrlandalı grup U2 halka moral vermek için konser düzenledi. Sığınakta düzenledi. İkinci Dünya Savaşı 77 yıl önce sona erdi. Almanya'da alma töreni yapıldı. Başkent Berlin'de ise ilginç bir olay. Milyonlarca kamu çalışanının merakla beklediği 3600 ek gösterge komisyonu 3. toplantısı için yarın bir araya geliyor. Komisyon tarafı sayın seyirciler, Müsilaj Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Sarı deniz dibini fotoğrafladı. Deniz direniyor, denize yağ. Terör örgütü PKK yandaşları İsviçre'de 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'ni bastı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, inşaatı hız kesmeden devam eden TOGG'un fabrikasını havadan görüntüledi. Yerli otomobilin yıl sonundan önce banttan... Çin'de gökyüzü kıpkırmızı bir renge büründü. Bir anda gökyüzünü kaplayan kırmızı havayı gören Çinliler büyük panik yaşadı. Görüntüler sosyal medyada da gündem oldu. Bebeğini kucağına alıp vatandaşların duygularına suistimal etti. Dilenci kadın bir çöpün önünde oturdu. Çöpten yemek yormuş gibi yaptı. Oyununuysa zabıta ekipleri bozdu. Güya çöpten beslenen kadın üzerinden... Tem Otoyolu'nda alev alan lüks araç korku dolu anlar yaşattı. Araç sürücüleri tüpleri aldı. Yangın söndürmek için sefer. Nalt bantlık atlar ve atçılar için önemli bir meslek. Yavaş yavaş unutulan bu mesleği icra eden Arif Ündar. Sadece nal yapmada değil müzikte de hünerlerini sergiliyor. Nal döverken tutturduğu ritimlerle herkesi şaşkına çeviriyor. Havalar ısındı, inci kefeninin üremek için tatlı sulara göçü başladı. Ortaya çıkan manzara doğa severler tarafından fotoğraflandı. Sayın seyirciler, Süper Lig'in 36. haftasında oynanan derbi maçta Beşiktaş'ta Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Konuk ekibin golünü Novak atarken yanıt Gezalla'dan geldi. Son dilimdeyiz sayın seyirciler, devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sığınmacılarla ilgili net mesaj verdi. Bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız, onları katillerin kucağına atmayacağız dedi. Sayın seyirciler, asgari ücrete yıl içerisinde ikinci zam taleplerine AK Partili Meclis Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz cevap verdi. Yılmaz, asgari ücretle ilgili değerlendirmenin ne zaman yapılacağını göreceğiz.
Türkiye'de yaş sebze ve meyvelerin raf ömrünü uzatmak için pestisit denilen kimyasal bir madde kullanılıyor. Aslında bir tür zehir ve ne kadar yıkanırsa yıkansın meyve ve sebzelerin üzerinde kalarak insan sağlığını tehdit ediyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle bir proje geliştirildi ve pestisitin alternatifini buldu. Projenin hayata geçmesiyle hem dev bir gıda kaybının önüne geçilecek hem de sağlığa zararlı kimyasallar hayatımızdan çıkacak. İş yerlerinin bulunduğu bölgede yangın çıktı. Alevler kısa sürede 15 dükkana sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. İş yerleri... Sayın seyirciler, benzer görüntüler daha önce de ekrana gelmişti. Son günlerde sıklıkla karşılaşılmaya başlandı. Bir kişi daha aracının arkasına bir köpeği zincirle bağladı. Sokak sokak gezdirdi. Yorgunluktan sürüklenen köpeğin hali yürek... Otomobiliyle drift yaptığı videoyu sosyal medyada paylaştı. Sivil trafik ekiplerinin sosyal medya denetimine takılarak yakalanan sürücüye 9.125... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin günlerdir beklenen zafer günü konuşmasını yaptı. Rus lider Ukrayna işgalinin gerekli olduğunu savundu, batıya meydan okudu. G7 ülkeleri Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar açıkladı. G7 liderleri Rusya'dan petrol ithalatını durdurdu. İsrail güçleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki bir köye Elat'taki saldırıyı düzenleyen Esad el-Rifai ve Subni Ebu Şükeyri'nin evlerine baskın düzenledi. Baskın sonrası çıkan çatışmalarda bazı... Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin her anlamda güçlü bir ülke olduğunu söyledi. Türkiye tasavvuru her zaman Türkiye'nin sınırlarından çok daha büyüktür dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, savunma sanayi ve teknolojide yerli projeler üretmenin önemine dikkat çekti. Son 20 yılda...